çatı oldun sen bizim üstümüzde. Anca yolun temelleri şu odada atıldı. Üzmeyin kendinizi Şehriban Hanım. Daha konforlu bir eviniz olacak. Bak konforum attı. Ya Şehriban Hanımcığım bir sakin olun. Ne olacak? Yıkılsa ne olacak sanki ev ya? Sizin bu evin epitopu maliyeti ne kadardır ki yani? Bırakınız yıksınlar. Allah'ım inşallah Cemile de içindeyken yıkarlar. Yarabbim. Hasbin Allah. Ay tamam be, yenge ne arıyorsun? Geldim ya. Ev yıkılacak ki ona üzülüyor. Ay kıyamam. Gel yengeciğim, gel. 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 Ay kıyamam. Sen benim kanayan yaramsın. Kabuk bağlamazsın, kanarsın. Kanarım, kanarım, kanarım. Ateşlere yürürüm, yanarım. Kül olurum, savrulup denize yağmurlara karışım. Yarım oy 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 oy. Ne yapıyorsun oğlum? Gerizekalı mısın sen ya? Şşş. Senle gidip de dans etsek bir akşam. Ben seninle dans etmeyi özledim ha. Çalışıyoruz be oğlum ya. Nelerle uğraşıyoruz ne? Nereye? Gece çıkmaya halimiz mi var bizim ya? Çalışırken dans edelim. Ya Esteban olayı hatırlamıyor mu? Sende disko topu gibi kostüm vardı. Bende çizgili gömlek. Ha? Ne güzel dans etmiştik. Uf, o çok iyiydi ama. Hatırlıyor musun? Çorba. Kapat altını, kapat. Ay taştı zannettim. Fokurdamış aslında. İyi, kurtardık o zaman balım. Balım mı? Balım. Biliyor duymayı sevdiğimi. Laps yapıştırıyor. Vay. Aynen. Sen niye geldin oğlum buraya? Aa, vallahi bilmiyorum. Seni görünce unuttum ha. Aa, ya bizim çocuklar Ferdi ile Derya. Ya bunların durumu iyice kızışıyor. Ne yapacağız biz ya böyle? Ha? Bilmiyorum oğlum da yani o iş zor. Yok Kando abinin tersinin pis olmasıydı. Ceyhun'un French kiss'iydi. Ya vallahi demin öyle bir laf etti ki çocuk, yemin ediyorum içime oturdu benim ya. Yarenim bizim bunlara bir şey yapmamız lazım. Diyorsun ki güm güm konuşsunlar diyorsun. Doğru diyorsun ama bak mesela Derya garibim bir şeyler yapmaya çalıştı. Olmadı o da. Ya ama ne olsun, ne zaman böyle bir romantik bir an olacak? Laps olaylar olaylar, mevzular mevzular. Bitmek bilmiyor ki yani. Yaren be. Sen Derya'yla bir daha konuşsan, böyle ne gibi şeyler hoşuna gider kadın yüreği. Tamamdır, o iş bende patron. O iş bende, tamam. İyi, tamam. Ben kasaya gidiyorum. Arada pencereden kes beni. Flörtleşmek mi istiyorsun? Çok istedim biliyorsun. Anlıyor da kadın ruhundan. Ferdi. Haber? İyi. Serpil'le buluştum biliyor musun? Bir de başımıza Serpil çıktı değil mi? Ya bu o gün hani bize sürpriz yaptı, geldi ya. Sonra kafası çok karıştı bunun. Sıkıştırıp durdu beni. Ben de Nevizadeler durumunu anlatmak zorunda kaldım. Ne yapayım? Ne yaptın, ne yaptın? Sen ne diyorsun ya? Ya dur hemen bir celallenme be. Yani ya sadece aile kısmını anlattım. Siz Nevizadelersiniz, ben de sizin ailenize katılmışım. Bu kadar biliyorum. Ya yine de bizim o kıza dikkat etmemiz lazım. Çok tehlikeli bir kız. Evet. Bizi hala birlikte biliyor tabii. Yani büyük yalanımız devam ediyor mecburen. Yalan olduk biz zaten, boş ver. Nasıl yani? Anlamadım. Baban diyorum. İyi toparlamış kendini. İyi olmuş. Ferdi. Kardeşler, ne yapıyorsunuz? Ben içerideyim. İyiyim Ceyhun, sen nasılsın? Sağ ol. Ah. Derya nerede? Ne oluyor ya? Hadi çocuklar içeri. Derya nerede? Orada abi. Ulan şu herif de dibinden ayrılmadı gitti be. Derya'ya mesaj atın. Ceyhun'u bizden uzak tutsun. Tamam abi, mesaj olayı bende, içler rahat. Ben de matbaaya gideyim o zaman. Tabela mabela işlerini halledeyim. Hadi hadi. Da niye geldin, niye gidiyorsun?
Ne yapıyorsun be? Derya, bu şenliği hala dinliyor musunuz? Yani Kandemir abi falan baktı mı böyle kayıtlara? Yok, yok. Gerek kalmadı çünkü babam o açığını yakaladıktan sonra oturup konuştu şenliğiyle. Konu kapandı. Yani hesaplarla falan oynuyor muymuş? Ben konuşayım mı bir? Ha, yok, oynamıyormuş. Yani bilmiyorum Ceyhun, biz helalleştik. Merak etme gerçekten. İstersen ben yine de bir konuşayım. Hani polisim falan ya belki... Ceyhun, Ceyhun. Yani şenliğiyle konuşmaya mı geldin? Aslında sen mesajlarıma cevap vermeyince geldim. Anladım. Derya, ben seni çok özledim. Sen çalışmıyor musun bugün? Çalışıyorum, çalışıyorum. Zaten sorgudaydım, oradan geçerken uğradım işte. Akşam yemek yiyelim mi? Şimdi kendimizi bu heriflere çok zengin bir aile şirketi olarak yedirmemiz lazım. Bunun için teknik, formal her şey hazır. Bu Mahmut İnşaat'ın santral hattı. Şimdi Yaren adamları arıyorsun ve bizi tanıtıyorsun. Hadi abi inşallah alnımın akıyla. İnşallah. Üzerine de beni CEO değil de CEO olarak bağlıyorsun. Tamam abi inşallah. Hadi bakalım yardır yani. Ay Allah utandırmasın. İstanbul iki yaka iki kıta. İstanbul yedi tepe tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük.